Hayır hayır, yılbaşı gibi oldu. Yaş günü gibi. Fazla korkutucu. Ha, işte budur. Herkesin dikkatine. Bugün aramıza yeni bir öğrenci katılıyor. O daha önce evde eğitim alıyordu. Bu yüzden olası tuhaf davranışlar ve sosyal becerilerinde eksiklikler sergileyebilir. Gözlerimizi dikip bakmayalım ve onu parmakla göstermeyelim. Evet Peter Pepperoni, lütfen ofisime gelir misin? Aslında sadece son kısmı söylesem daha iyiydi. Neyse, konuyu kapat Nigel. Evde eğitim fena duyulmuyor. Okulun en popüler çocuğu oluyorsun. Evet ama tekrar düşününce okulun en az popüleri oluyorsun. Babanın bize evde eğitim vermesini hatırlıyor musun? 78 artı 39 artı 14 artı 62 artı 51 kaçtır? Aa, çiğin böreği, yumurtalı pilav, tatlı ekşili tavuk, çin usulü tavuk ve kızarmış erişte. Ne oldu? Evet, eğitime devam etseydik paket servis doktorası yapmış olurdum. Ve ciddi kilo problemi yaşardım. Ha, çocuklar, sizinle kısaca konuşabilir miyiz? Konu şu yeni çocuk. Söylediği tek kelimeyi bile anlamıyorum. Belki argodur. Ha, argo. Tabii ya, argo da bir konuşma dilidir. Neden bize geldiğinizi anladım. Size sokaklarda takılan bir çift genç lazım. Moda zevkleri konusunda kendilerine güvenen, 6 yıldır dış görünüşlerini değiştirme gereği duymayan. Bu işi bize bırakın, biz... Dostum hayır, bunun anlamı sıcak değil. Hayır, bu havalı demek. Dokunuşum her şeyi serinletir. Her neyse, o sizin göreviniz. Peter'a çevreyi gezdirin. Benim okulla ilgili yapmam gereken meseleler var. Pekala Peter, önce ne yapmak istersin? Neresi havalıysa, kantinin kilidi açıldığında açlık için sandviç ve belki biraz ketçap. Okulda içinde olmalı. Çok karışık sayıda insan var mı? Epey eğlenceli mi yoksa hiç eğlencesiz değil mi? Ha, üzgünüm. Bunu tam anlayamadım. Bir daha lütfen. Söylediğim gibi dedim işte. Anlamadım. Pardon, bunu bir daha tekrarlar mısın? Ne dedin? Bir daha alayım lütfen. Biraz daha yavaş söyler misin? Ne dedi? Daha yavaş. Ha? Ne? Ne dedi? Affedersin, anlamadım. Ne? Hayır. Galiba anladım. Toplantıda kirli pis kokuşmuş leoporu yağlamak istediğini mi söyledin? Ha, diyorum ki şimdi bundan çok fazlası söyledim. Haksız mıyım? Biz arkadaşça yakın mıyız? Sonra yakalaşırız. Dostum hiç anlayamadım. Ya da sonra bakalaşırız. Pekala, 2 gün geçti ve bu çocuğu hiç anlamıyorum. Ve ondan söylediklerini tekrar etmesini istemem, çok anlamsız. Buna gerek yok. Söylediklerini tekrar başa sarıp öyle dinleyelim, tamam mı? Nasıl? Bunca zamandır üzerimde kablo vardı. Darwin, kablo takmak mikrofon takmak demektir. Bu yalnızca işin bir kısmı. Kendime not. Kabloyu bir yere bağla. Neden ona gülümseyip söyledikleri karşısında kafa sallamıyoruz? Bu hem kendimize hem de ona karşı dürüst olmaz. Ama iyi tarafından bakınca bundan kurtulmamızın en kolay yolu bu. Tamam, harika. Aa, bekle. Ağır bir yük varsa en ağırından başlamaz mı? Hayır, en iyisi en hafifidir. Hayatında ne zaman hafif bir yükün oldu? Yazlık ceket, dondurma, bir kutu tavuk kanat. Her neyse, söylediği her şeye kafa sallayalım. Yani şu an yaptığımızdan daha kolay olacağı kesin. Merhaba çocuklar. Yani ben burada sadece oynamak ister miyiz? Geçtir. Ve bu küçük şeyi geçersen gitmenin en iyi yolu bu. Seri atla. Ah, ben de kazanır olmuştum. Ama hayattaki ilk ders olmazdı. Tamam, yani 3 tane film vardı televizyonda. Ama 4'ün zamanı geliyor. Aa, evet, koordineli tutmaklı. İlk taraf, sonra kenarlar, sonra kenarın köşesi. Bu da üçgen bir resim çünkü kutu. Parça, parça. Aa, buna inanabilir misiniz? Altın kahvenin metalik geçmişi. Dostum, zorla gülümsemeye devam edersen bütün param diş macunlarına gidecek. O bir şey değil. Kendimi sıkmaktan altını kas çıkardım. Burada. Boynum futbol bursu alamayacak hale gelmeden buradan gidelim derim. Ayrıca ayaklarımla yerde tünel kazmaya başladım. Yani kaçacak mıyız? Hayır. Sıkıldığım için yapmıştım ama evet, sanırım burayı kullanabiliriz. Kendimi kötü hissediyorum Gumball. Evet, kanalizasyonda 20 metre sürüklenmemize rağmen kirli hissetmemin nedeni daha başka. Evet, o yeni geldi ve sadece arkadaş olmak istiyor. Geri dönmemiz gerek. Tamam, ama gülmek, kafa sallamak ve onu oyalamak yok, tamam mı? İşte budur. Aa, merhaba, siz Gumball ve Darwin olmalısınız. Evet, siz Peter'ın ailesi olmalısınız.